Allah'ım bu ne güzellik. Arkadaşlar bugün yağmur sonrası bir doğa gezisi, bir doğa yürüyüşü videosu hazırlayacağım. Doğa inanılmaz güzel. Her yerde yabani ot dolu. Evde oturmak gerçekten kötülük yapmak gibi olurdu. Gidip doğanın nimetlerinden faydalanalım istedim. Evet. Şimdi tilki şenlerin tam zamanı. Bu da bir tilki şen otu. Evet, hindibalar, labadalar, dikenler. Oy, taptaze. Evet, şurada zehirli mantarlardan arkadaşlar görmüşken hafif morumsu oluyor. Bu mantarları da tüketmeyin lütfen. Yine zehirli otlardan, bunlardan. Evde tüketilmemesi gereken zehirli otlardan. Bir hayli çıkmışlar. Bunlar da yenmez. Yine kengerler, ebe gümeçleri, bunlar tüketilebilen, yenebilen yabani otlardan. Bunlar da tilki şen, yabani tilki şen ağaçları. Bunlar da evde tüketilmemesi gereken otlardan. Yapışkan otu gibi ama değil. Bunlar da zehirli. Bunlar da evde tüketilmemesi gereken otlardan. Evet. Bunlar radika. Ve radikalarla diğer yabani zehirli otlar yan yana. Karıştırmayın. Böyle çok daha uzun olur onlar. Kalın gövdeli. Bunlar da taze taze hindibağlar, radikalar. Evet, bu da yenmeyen zehirli mantarlardan. Bunları da gördüğünüzde toplamayın sakın. Evet, bir tilki şen buldum. Hadi birlikte kopartalım. Bu da yabani tilki şenimiz. Çok lezzetli olur. Gördüğünüz yerde kopartıp yiyin. Hava inanılmaz güzel.
Bu bir tur potu. Yanındaki de dağ marulu. İkisi de yenilen yabani otlardan. Evet, bunlar da yenilmeyen zehirli otlardan. Evet, şimdi ormanın içine girdik. Buradan tilkişen köklerini arasından tilkişen arayacağız. Evet, var mı? Sanırım toplanmış, yok. Bilenler bildiği için buralardaki tilkişenleri kopartmışlar. Evet, elimiz boş. Dönüyoruz. Şu an bir ormanın içindeyim. Evet. Böyle yerlere sadece doğa aşıkları girebiliyor. Çünkü eliniz, yüzünüz kanayabilir. Bir sürü dikenli çalının arasından ulaşmak çok zor. Ama doğa severler seve seve toplamak için girerler. Bütün doğa severlere selamlar, sevgiler. Yani evet. Buradan çıkınca bir derin nefes aldım. Gerçekten iyi bir çalılık. Evet, gezimize daha ferah yerlerden devam edelim. Buralarda da yabani turp otları bir hayli çok. Ve şurada daha kalın yapraklı olan hardallar da mevcut. İkisi de tüketilebilir. Şurada da bir diken var. Arkadaşlar, bu dikenin çiçeklerinin ucundaki tohumlarından kahve yapıldığını öğrendim ve çok şifalı bir kahveymiş. Aktarlardan siz de sorabilirsiniz. Gördüğümde ben de toplayıp yapacağım. Diken kahvesi, kenker kahvesi. Burası da bir çilek tarlası. Ama şu an tabii çilekleri gömülü. Birkaç ay sonra çilekler de çıkmaya başlar. Evet, labadalar. Yine bunlar da doğada olan yabani otlardan ama şöyle yapraklı. Tüketilmesi uygun değil. Zehirli otlardan. Yine bunlar da evde tüketilmesi uygun olmayan. Bunlar da zehirli sarmaşık. Bunlar da aynı şekilde evde tüketilmesi uygun olmayan yabani otlardan. Ama tabii ki tıbbi alanda hepsinden yararlanılıyor. Hepsi insanlığa, doğaya hizmet ediyor. Yine burada da bir hayıt ağacının altındayız. Kocaman büyük bir hayıt ağacı. Evet, burada da zehirli bir mantar. Size göstereyim. Bu tarz mantarları da tüketmeyin. Bunlar da son derece zehirli mantarlardan. Evet, yine zehirli bir yabani otlardan. Bunda çok güzel çiçekleri olur. Ama tüketilmesi uygun değildir. Evet, yine burada da zehirli mantarlardan görüyorsunuz. Bunlar da yenmesi uygun olmayan zehirli mantarlardan. Evet, ısırganlar. Şifalı otlarımızdan ısırganlar. Böreklerinize buranın özel çaykaması vardır. Onlara çok lezzet katan bir yabani ot.
yazdan kalma bir gün. Bu tarz içeriklerin devamlı için ücretsiz olan kanalıma abone olmayı, sevdiğiniz arkadaşlarınıza da videolarımı paylaşmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Başka bir videoda görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Muğla Milas Bahçevurun köyünden.